Evet dostlar, İstanbul sohbetlerimiz devam ediyor. Aslında kendisinin mesleki kariyerine devam ettirdiği, yani doktor hekimi olarak, diş hekimi olarak İskenderun'da, Kırıkhan'da çalıştığıyla bir anekdotlarıyla anlatacaktık, sinemaya konuşacaktık ama biraz enerjimiz inmiş durumda. Neden indi? Bugün biraz önce öğrendik ki tiyosunu almıştık 2 hafta önce. Maalesef Beyoğlu sinemasını kaybettik. Beyoğlu sineması artık yok. Ne kadar içimize sindireceğiz de bunu anlatabileceğiz. Önce şöyle diyeyim, Tuncay Bey tekrar merhaba. Bizi ağırlıyorsunuz, teşekkürler. Siz hem müzik hem sinema tutkunusunuz. Sinema müziği mi tamamladı? Sinema müzik sinemaya mı etken oldu? Yani hiçbir aslında birbirinden vazgeçilmez değil ama sizin Kırıkhan'da oradan başlayalım. Sonra 50'li yılların Beyoğlu'su, sizin Atlas sinemanıza gidelim. Söz sizde, Kırıkhan'da neler yaşadınız? Evvela müzik ve sinema dediniz. Müzik sinemasız, sinema müziksiz herhalde olmaz. Hani sessiz filmlerde bile, Charlie Chaplin'in filmlerinde bile arkada bir müzik vardı. Müzik ve sinema deyince evet güzel bir şey sordunuz. Şöyle, Beyoğlu sinemasının kapanmasına ben de sizin kadar üzüldüm. Eskiden Beyoğlu sinemalar dünyasıydı. Beyoğlu'na çıktığınız zaman sinemaya gitmek için çıkardınız. Şu anda bir tek Majestik var. Ve Majestik'te de biraz evvel gittik. İki kişi. Bizden başka da kimse yoktu. Yani sinemalar artık devrini kapamış bir. Belki de virüsün de sebebi de oldu Etken. tabii. Etkeni çok oldu tabii ki. Çok Ben etkisi oldu ama zannediyorum ki bu televizyondaki sinema seyretme kolaylığı, gidiş gelişler, zorluklar vesaire çok ama çok üzgünüm. aynen, ama bu bir gönül işi. Yani biz biliyorsunuz Makinist Ali Bey'le de yaptık. Sinemada izlenir. Sizinle orada tanıştık. Bir sosyal olay aslında sinema, tabii emek sineması için mücadelemiz vardı. Evet, yani tarihi süreç değişiyor. Şimdi özel bir firmalar işte şuradan izleyin işte online falan diyor ama biz mesela, siz yoktunuz burada geçen hafta, 6 kişi izledik. 6 kişiden sonra da birkaç kişi gelmiş Majesti'ye geçen hafta. İyiydi yani, filmlerle de etken aslında. Buyurun. Size Atlas sineması aslında merak ediyorum, şu hani sizin lojanızın olduğu nasıl oluyor, festivaller falan. Efendim ben şanslı biriyim galiba. Sinema günlerine geldiğimde Atlas Sineması'nın müdürü Cevdet Bey'den tutun da yer gösterenlerle birbirimizi sarılırdık. Sanki köyden gelmişim gibi Almanya'dan gelen beni o yer gösterenler abi hoş geldin diye Vatanınıza sarılırlardı. geldiniz. Çünkü evime geldim Değil gibi. mi? Yalnız birkaç sene evvel biraz problemim vardı dizimde. Ve Atlas'ın sıraları da biraz dar olduğu için Cevdet'e diyordum ki bir sıra var, protokol sırası gibi. Gazetecilere falan ayrılmış 9. sıra. Oradan alabilir misin diyor. O gidiyordu ve sakat Almanya'da misafir falan diyordu. Ben onların oturuyordum. Sonra o da zorlaştı. Onun üzerine dediler ki ya sen buraya bir tane koltuk getir dediler. Yan sokakta Avukat Abdullah Bey bürosundan bir koltuk seçtim. Üç tane koltuğa oturup hangisi rahattır diye bir koltuk seçtim. Ve o koltuk Atlas sinemasına götürüldü. Atlas Vay vay. sinemasında Özür dilerim, yıl hatırlıyor musunuz? Kaç yıl olduğunu? 5-6 yıl olabilir. O kadar çok çok geçmiş de bir şey değil. 10 sene olmamıştır yani. Götürdüler. Bir kalorifer vardır kenarda, yukarıda. Onun yanına koydular. Ben biletimi alıyordum. Normal bir yer ama orada oturmuyordum. Hatta girerken de biletimi Cevdet Bey'e veriyordum ki biri otursun benim yerime. Çünkü benim yerim var. Hazır hususi koltuk. Herkes de şaşırırdı. Kim oturuyor burada filan diye. Biletime her seansa her gün de gitmediğim için orada oturanlar oluyormuş tabii. Otursunlar tabii ne olacak? Eskimiyor ya koltuk. Neticede o koltuk hatta Atilla Bey gelirdi de o sıkışıkız o da sıralara girerdi filan. Ben orada koltukta otururdum. Neyse sinema deyince aklıma bir de şey getirdiniz hemen. Kırıkhan'daki sinemayı Evet, getirdiniz. o Şimdi Kırıkhan'daki güzel bir an. sinemadaki olay benim biraz müzik merakımla ya da hobimle ilgili. Pardon.
Müziğe merakım olduğu için, müziğe de neden merak olduğumu da Ankara'daki ilkokuldaki travmamı ileride fırsat olur da anlatırsam. Travmalar çünkü, üzerine ayrı çekilir. doğru, travmalar. Bugün de bir travma. Biri bitiyor, biri başlıyor. Yani Beyoğlu'nun bitmesi de travma. Bana bir öğretmen eğer herkesin sınıfın önünde Tuncay senin hiç kulağın yok derse bu travma maalesef, olmaz mı? Maalesef. Hem de o zaman Ankara'daki Ayşe ablanın çocuk kulübüne gidemedim. Neyse, özetledim hikayeyi. Şimdi İskenderun'da askerlik yapıyorum. Sonra Kırıkhan'da muayene açıldım ve biraz etlenip mutlandım mı diyeyim, nasıl söyleyeyim. Bazı arzularımı yerine getirmeye başladım. Aslında ilkleri de yapıyorsunuz mesleki anlamda da orada. Değil mi? Kimse yok sizden başka. Bende var, kimse yok. Evet. Kalfalar var. Benden çok kazanıyorlar ama. İş bilmiyorlar. Yani iş, kalfa. Yani kalfa nihayet ama müsaadesiz çalışıyorlar. Evet. Ben bir kere şikayet edeyim dedim. Polis gidip basmış. Koltukta tedavi oluyormuş bir polis. Yani şaka değil bunlar. Efendim Kırıkhan'a gelince benim dedim etlenip buklanınca meraklarımı biraz yerine getireyim diye hemen kocaman bir teyp aldım. Çok büyük bir grundik teyp aldım. Artık çocukların sesini alıyorum. Kahire Radyosu'ndan Daliza'yı alıyorum. O zamanlar modaydı. Evet. Dinliyorum, siliyorum falan filan. Dediler ki sinemaya Zeki Müren'in Beklenen Şarkı diye bir filmi geldi. Şarkıları çok güzel. Sahibi dedi ki ya Tuncay Bey dedi bu müzik dedi istemez misin almak banda şeye teype? Hem de nasıl? Muazzam bir şey. Neticede ben evet deyince o da benim bana muhabbetinden mi artık nedense bilmiyorum o Riziko'ya girdi. Ve iki çocuk gönderdi. Benim evden kocaman teypi alıp sinemanın makine dairesine götürdük. Makine dairesine kondu ve kabloları hazır bekliyor. Akşam oldu. Beklenen Şarkı bütün Kırıkhan sosyetesi orada. Zeki Müren, Cahide Sonku. Yıl kaç? 61, 62. Yok, 61, 62. 62 çünkü 64'te ayrıldım. Oradan biliyorum. 63 zannetmiyorum. Bunu ama şeyden çıkarılabilir. Beklenen Şarkı ne zaman piyasaya çıktı diye. Neticede bütün ne derler işte high society'miz orada. Doktorlar, avukatlar. Biz makine dairesinde. Biraz sonra film başladı. İşte Zeki konuşmaya başladı filan. Sonra birdenbire Zeki bir şarkı patlatmaya başladı. Patlatınca tabir hoşuma şöyle gider. Çünkü nasıl söyleyeyim işte içimden geldiği için söyledim öyle. Bizim hemen kabloları şey yaptılar, bağladılar. Bağlanan kabloları şey yaptılar, açtılar ve dolayısıyla benim tek devreye girdi. Devreye girdi. Fakat kısa bir zaman sonra sinemadan yuh sesleri. Çocuklardan biri baktı. Dedi abi dedi sinemaya ses gitmiyor. Bizimkiler kabloyu bana bağlamışlar. Ses bana geliyor. Sinemaya gitmiyor. Yani sinemadakiler Zeki Müren şarkı söylüyor ağzını açıyor ama ses yok. Buna yuva çekilmez mi? Tabii. Neyse hemen şey yaptık durdurduk. Ondan sonra ben geri çevirdim. Ondan sonra oyun film devam etti. Sonra biraz sonra işte Zeki bir şarkı daha patlattı. Ya kusura bakmasın. Zeki Müren'in biletlerini sattım ben. Hem de Açık Hava Tiyatrosu'nda kapalı gişe. Yani Zeki Müren deyince benim biraz başka türlü bir heyecanım da vardır. Çünkü Zeki Müren Türk müziğinde bir çığır açmıştır. Böyle her çok anlamda. Mesela Münir Nurettin gibi bir dev adamı yani bir müzik müzikolog hem müziği bilen sesi güzel olan birinin yerine kendini başka bir şekilde takdim etmiş ve halkın sevgilisi olmuştur. Neyse ikinci şarkıyı da söyleyince Zeki Müren bağladılar tekrar. Ben teybi çalıştırdım. Biraz sonra
Yine yuu sesleri. Ama nasıl? Şimdi efendim, benim birinci aldığım şarkı, geri çevirdiğim şarkıyı dinletiyorum ben millete. Yani Zeki Müren bir şarkı söylüyor, ağzı tutmuyor, şarkı tutmuyor, birinci şarkı. Herkes hevesle orada bekliyor. Yani hayal kırıklığı. Neyse, bu yoğun üzerine tabii hemen tekrar kablolar söküldü. Dedim ki çocuklar, zaten ben ter içinde kalmıştım. Dedim bu iş olmayacak. Çocuklar da bozuldu. Sonra orada baş makinesi, ya dedi cahiller dedi, şunu yapamadınız mı yapamadınız. Dedim ben bir şey istemiyorum artık. Neyse, üçüncü şarkıda dayanamadı bizim bu baş makinist. Tekrar çalıştırdı bana teypi. Ve sonuna kadar 20 şarkım nedir filmde hepsini aldım kaseti. O kaset bende evdedir. Gelirseniz zevkle dinletirim diyeceğim. Kopya veriyor ama, musunuz? Ama, ben de sizden ama, çekeyim. Ama şimdi bir de ara oldu. Ben aşağı indim yukarıdan. Ya yukarıda neler geldi başıma diye anlatacağım orada. Doktor arkadaşlar var. Bir tanesi beni ameliyat eden Şerif Bey. Şerif Bey'e gittim. Şerif Bey beni görür görmez. Yahu dedi. Müzik dinlemeye geldik dedi. Yukarıda dedi. Yeah. Bir şey söyleyeyim mi? Söylediklerini söyleyemem. Sansüre uğrarız. Yukarıda dedi bir şeyler var dedi. Bunları dedi. Ya dedi rezil etti bizim günümüzü dedi. Canım yani söyleyecek bir şeyim ne diyeyim falan dedi. Ben hikayemi anlatacağıma tabii ki anlatmadım. Allah Allah dedim neler olmuş filan dedim geçti gitti. Şimdi Kırıkkan sineması deyince aklıma bu geldi. Buna benzer bir şey de Gaziantep'te galiba Ülkü Tamer dedi. Ülkü Tamer mitolojinin Edith Hamilton'ın mitoloji kitabını tercüme eden dev bir şair, harika bir insandır Ülkü. Tanıdım ben Ülkü Tamer'i. Perapalas'ın konuşmalarına gitmiştim geldiğimde bir kere. O kadar kendime yakın hissetmiştim. Onu da kaybettik biliyorsunuz epeydir. Aklıma o gelir. Onun da başından, benim başımdan geçen bir olay gibi Antep'te geçmiş. Aslında şeyi görüyoruz değil mi? Yani artık bağlıyorum videoyu ama 50'li yılların yani o dönemin sizin de artık tamamıyla odaklandığınız kendinizi bulma, kendinizi ekleme, ruhunuzu doyumlama gibi aslında insanların da o dönemde bile yani 60'ların daha başlarındayız. Bir sanatçıya ne kadar hani saygı duyma ve onu bekleme. Hani şimdi her şey önümüzde ama alamıyoruz. Yani yetenekli olanı göremiyoruz bu kadar kirlilikten diyelim bana göre. O kadar çok ben sanatçıyım diyen var ki doğru olanı seçme imkanımız belki azalıyor. Ve karşımızda da işte bugün öğrendiğimiz gibi Beyoğlu sinemasının bitişi gibi şeyler evet. Çıkıyor. 50'lerdeki bakış daha farklıydı galiba. Kısaca bir şey söylerseniz burayı tamamlayalım. Şimdi de tekrar bakın. Emel Hanım tekrar 50'li yıllar diyordunuz, beni şey yapıyorsunuz. 50'li yıllar deyince ben 20'den oynuyorum. Ne vardı 50-60'lı yılların özelliği? Yılların, 50 yıllarında Beyoğlu'nda bir ütopya vardı. Nasıl biliyor musunuz? Geçen gün de biraz bahsetmiştim. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sentez vardı. Ve bunu biz çözüyorduk neredeyse. Ermenisiyle, Rumuyla, Yahudisiyle, Kürdü ve Türküyle. Bu böyle bir şanstı. Böyle bir şans dediğim gibi ne Paris'te olabilir ne New York'ta olabilirdi. Orada da ne grup İskoçya'dan gelmişler, Amerika'ya gidenlerin, İrlanda'dan gidenler var sayısız. Fakat onlar en sonunda Amerikalı oldular. Bir dereceye kadar da çözdüler. Biz başka türlü bir sentez yapacaktık Beyoğlu'nda. Bir misal anlatayım bakın. Mesela 50'li yıllarda inanır mısınız? İki olay aklıma geliyor. Bir tanesi Cengiz'de otururduk. Yunan kral ve kraliçesi geldi. Yunan kral ve kraliçesi. Kral Konstantin ve karısı Frederica. Frederica Alman kökenlidir. Evet. Güzel bir kadındı. Tabii hani biz o zaman gençiz. Sadece güzelliği olarak tabii ki değil, onu aşırı olarak bir şekilde anlatmayayım ama ona benzer bir olay da mesela Taksim'de yaşadım. Çünkü Adnan Menderes'in yanında Süreyya vardı. Oo. Şimdi bakın,
Bunları yaşadığım için şeyi anlatayım evvela. Kral Konstantin'i. Onu bir videoya alalım. Diğer videoya alalım. Kral Konstantin'de analiz var. Tamam. Onu bir videoda görüşeceğiz dostlar. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler.